Cüneyt Şehirde adında yeni bir seriye başladık. Farklı şehirlere gideceğiz. O şehirlerin farklı yerlerini göstereceğiz sizlere. Yeni bir bölüm açıyoruz yani. Cüneyt Yolda'nın daha şehirde geçen versiyonu olarak düşünebilirsiniz. İlk olarak buraya Karaköy'e geldim. Karaköy ve yeni yapılan Galata Port'u sizlere göstermek istiyorum. Çünkü İstanbul'u İstanbul yapan biraz bu şahane çeşitliliği. Yani bir giriyorsun Mısır Çarşısı'nda başka bir dünya var. Dışına çıkıyorsun başka bir dünya var. Eminönü'ne geliyorsun yine başka bir dünya var. Galata Port'a gidiyorsun neredeyse başka bir ülkeye gidiyorsun. Başka bir dünyaya gidiyorsun. Çok ilginç bir çeşitlilik. Yani dünyanın hiçbir şehrinde bu kadar fazla çeşitliliği bu kadar dar bir alanda göremezsiniz. İstanbul'u biliyorsunuz. Belki de buralara çok az geliyorsunuz. Ama buraya geldiğinizde de bambaşka bir dünyanın olduğunu görüyorsunuz. İstanbul'u neden seviyoruz? Neden Palo Alto'da değil, San Francisco'da değil, New York'ta değil de gelip burada İstanbul'da yaşıyoruz da en iyi cevaplardan bir tanesi belki de bu kozmopolit çeşitlilik. Ne haber? Hadi gel çık. Amma balık yakalamışlar ya. Bu bizim burada çektiğimiz ikinci video herhalde. Daha önce burada bir video daha çekmiştik. Bayağı bir viral olmuştu. Hatta İngilizce konuşmuştuk o dönem değil mi? Neydi o video? Bir hatırlatalım istersen. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. As you know, most of the time I'm telling you the New York stories, but this time I'm visiting Istanbul, almost my hometown, and I would like to talk about Istanbul and Galata Bridge. To live in a city like Istanbul, like being in a love story. As long as you are not married, you fall in love and you see the best part of the city. But when you married, then you forget the love and it turns to a love and hate relationship like most of the marriages, except mine. Devam edeyim mi yoksa Türkçe'ye döneyim mi? Bu sarı oltayı nereden aldın? Güzel olta arkadaşımın. Arkadaşının güzel oltaymış. Satıyor musunuz bunları? Vallahi boşta kaldığımızda veriyoruz işte. Tabii. Ne kadardan gidiyor? Şu anda Karaköy 70'e veriyor, bizde 50. Niye? Fark ne? İşte esnaf, kirası var, bilmem nesi var. Mutlaka. Bir kiloyu kaç saatte yakalıyorsun? Değişir abi. Kimi zaman 10 dakika, kimi zaman 3 saat. Günde kaç kilo yakalıyorsun? Günde 5, 6, 1, 2, 0. Her şey olabilir. Tamamen şans. Ne iş yapıyorsun normalde? Balıkçı değilsin herhalde. Ben fizyoterapistim. Fizyoterapist. Çalışıyor Aynen. musun? Şu an çalışmıyorum. Bu işi yapıyorsun? Aynen. Dönüyor mu dükkan bari yani bunda? Dönüyor gibi, dönmüyor gibi abi. İş araştırıyoruz. Askerden yeni geldik. Görüşürüz kardeşim. İnşallah iş bulursun. Bak böyle bir sektör doğmuş demek ki. Ara sıra olta balığı diyorlar ama bu şeye benziyor. Hani bir balıkçıya gidiyorsunuz. Garson geliyor diyor ya ben halledeceğim diyor mesela. Geçen Vedat Milor da ona tepki gösteriyor. Ya bu ben halledeceğim diye niye kendinizi garsona teslim ediyorsunuz? Sen hallet diyor. Ve genelde de hani abi işte levrek var. Deniz levreği mi? Soru bu. Yani koy şöyle 500 kişiyi koy. 500'den eğer hani 5 tane insan deniz devreyle çiftlik devreyi arasındaki farkı göstersin. Hani bir Ankaralı olarak ben diğer kalanın hepsini ben ödeyeceğim yani. Ama lafa gelince var. Abi deniz devreyi. Abi çiftlik değil. Yapma yapma. Ya ben var ya İstanbul'a geleli herhalde işte kaç yıl oldu abi? De ki 1993'te taşındım. Nereden baksan 40 yıl. Ya 40 yılda bir caminin restorasyonu bitmez mi ya? Bildim bileli bu Eminönü Camii'nde bir ha? Yeni Camii'nde bir restorasyon var ya. Bir de bak orayı kaplamışlar dışını yine böyle bir şeyle. Kardeşim bari güzel bir şey koyun. Bu restorasyon ne olacak? Bitince nasıl olacak? Bir onu gösteren bir fotoğraf basın, koyun. Yok abi. Öyle kaplamışlar tamamen lakayt bir şekilde bir restorasyon projesi. Geçen gün Arzu Sabancı herhalde
Instagram'da bir tekneyle Haliç'e geliyorlardı. Muhtemelen Contemporary İstanbul'da balık kokularını duymuşlar. Ya acaba bu balıklar nerede satılıyor, bilen var mı diyorlardı. İşte bunu göstermek de bize nasip oldu. Ahan da burada, şurada gördüğünüz gibi. Bayağı da güzel ve kubbeli artistik şeyler yapmışlar. Saltanat kayığından sonra balık kayığı, balık dünyası. Bakalım en son oyuncak dünyasında nasıl devrim gerçekleşti, neler ön plana çıktı. En iyi oyuncaklar burada biliyor musun? Hem ucuz Kenan, hem de çocuklar en çok bunları seviyor. Du, iPad icadı olana kadar. Vay vay vay. Robocop'lar, bilmem neler. Aha, bu ne? Abi her ülkede gitar çalanı gördüm. Saz çalanı gördüm, şarkı söyleyeni gördüm. Ama ilk kez sokakta bir Mevlevi görüyorum bak. Bu ilk herhalde. Sen daha önce böyle bir şey gördün mü? Allah Allah. Allah Allah. Para mı atıyor insanlar? Bir şey söylemiyorum, bir yorum yapmıyorum. Herkes ekmeğinin peşinde, saygı duyuyorum. Düne kadar kafelerde acaba bunun olması doğru mudur, değil midir diye konuşuluyordu, tartışılıyordu. Şimdi artık sokakta yapılıyor. Peki bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Yani gecekondu mu onarıyorsunuz? Türkiye'nin en iyi camisini mi restore ediyorsunuz? Bu nedir ya? Haksız mıyım? Şu nedir ya? Çok çirkin değil mi şu ya? Çok çirkin. Bakınca ne görüyorsun ya? Gelmişsin. Nereden geldin abi? Ben buradayım da, Trabzon'dan. Trabzon'dan geliyorsun, yeni camiyi görmeye geliyorsun. Evet. Bu mudur yani? Ama yapılması gerekiyor. Ama yani şurayı güzel bir kaplasalar, bir fotoğrafını koysalar, ne olacağını gösterseler daha güzel olmaz mı? Daha güzel olurdu. Ta Trabzon'dan geldim, buna bakıyorsun şimdi. Evet. Trabzon'da restorasyonu böyle mi yapıyorlar? Muhtemelen ben biliyorum, belediye başkanı izin vermez ya. Yani ben bazen diyorum, hani Bodrum sahipsiz ama İstanbul da sahipsiz. Vakıf eserlerini yaşatıyoruz. Böyle mi yaşatıyorsunuz Allah aşkına ya? Bir sokak röportajı mı yapıyor şurada? Şu cep telefonunu al, sokak röportajı yapacağım. Dayılara göstermeyelim şimdi. Bak. Abiciğim bırak beni, alma Allah Allah. Yok ya. Rica ediyorum. Ya kardeşim istemiyorum Allah Allah. Sağ olsun, git sen konuş. Niye beni istiyorsun Allah Allah? Zorla sokak röportajına çekiliyor ya. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. Kendimi Gibi dizisinde hissettim. Orada da bir sokak röportajı veriyor ya, adamlar dağ taş kaçıyorlar bir ay. Ben deli miyim sokak röportajında konuşacağım ya? Bir cümle söyleyeceğim, başını kesecek, kıçını kesecek, sonra kendini Silivri'de bulacaksın. O kadar çıldırmadım yani sokak röportajında konuşacak. Ama bu kadar ısrarlı olduğunu da bilmiyordum. Resmen kolumuzdan sokak röportajına çekiliyorduk. Biraz önce yeni caminin dışı nasıl olmalıdır dedim. Hemen biraz önüne geldik. Bak burada çok güzel yapmış adam. Güzel bir kaplama, baskıyı koymuş oraya. Bu yapının restorasyonu İstanbul İl Özel İdaresi tarafından yaptırılmaktadır diye. Ne olacağını gösteriyor, içeride neyin olacağını gösteriyor, bilgi veriyor. Çok zor bir şey değil yani, istendikten sonra yapılıyor. Yeni caminin biraz ötesinde böyle bir şey yapmışlar. Koskoca yeni caminde ara ki bulasın yani. Tamamen gecekondu. Akıl alır gibi değil hani. Ama abicim hiç burada kimse isteyen her şeyi yapıyor. Kimse de söylemiyor yani, ya böyle bir şey yapabilir misin? Niye yapıyorsunuz? Vakıflardan kimse bir şey demiyor. Turizm Bakanı bir şey demiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye kimse de bir şey demiyor. Fatih Belediyesi, burası Fatih'e mi bağlı? Bir şey demiyor. Demeyince de abi, müteahhit kafasına göre çakıyor oraya iki tane şeyi. Yapıyor restorasyonu. Ne haber? Hoş geldin. Nasılsın? Her yerde Arapça tabela var diyorlardı. Bir tane Arapça tabela mı gördün kadarıyla? Arapça tabela burada yok da, buradaki genelde hep yabancı dilde yani. Ama şeye giderseniz Yusuf Paşa'da sanki Halep'e gitmiş oluyorsunuz. Burada ama yok, düzen kurulmuş burada her şey. Burada düzen farklı ama dışarıya çıktığınız anda zaten sanki Suriye'nin bir mahallesinde yaşıyormuş. Çok Arap var mı? Çok, haddinden fazla çok. Artık bıktık yani. Burada hani, müşteri olarak çok var. Müşteri olarak da yani şu anda Suudiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Ondan sonra
Zaten sıcak oldum onlar orada durmuyorlar. Direkt seyahat ediyorlar. Arap müşteri gelince çok fazla var, bıktık diyor musun? Yani müşteri olarak değil ama şimdi müşteri geliyor bir hafta burada kalıyor gidiyor. Öbürleri burada iç içe yaşadığınız zaman farklı oluyor. Yani. Yani sorunlar oluyor, her şey oluyor. Peş peşe geliyor. Yani müşteri olarak geliyor bir saat burada seninle. Yani bir saat oturuyorsun ama öbür tarafta tramvaya biniyorsun dolu. Metrobüse biniyorsun dolu. Nereye gidiyorsan dolu. Yani mahallede dolu. Sen neredesin? Ben Mardinliyim. Evet. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. How much? Kendi yurdunda, öz yurdunda yabancı, öz yurdunda parlıyorlardı aynen işte. En sevindiğim şey Kenan şu Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nın bu nevi şahsına münasır dokusunun korunuyor olması. Sanırım bir de dernek kurmuşlar kendi aralarında. Çok güzel bu dokuyu korumuşlar yani. Araya bir tane Starbucks sokmamışlar yani ya da bilmem hani bir zincir marketlerden bir tanesi girip abuk sabuk bir şey açmamış. Tabelaların hepsi aynı. Hiç böyle bir şeylik yok. Eyvallah hocam. Gayet iyi koruyup kollamışlar, kolluyorlar. Esnaf halinden memnun. Niye? Genelde yabancı turist var. Adamları ucuz geliyor. Buradaki esnaf halinden memnun gördüğüm kadarıyla. İstanbul gerçekten eyvallah hocam. Güzel şehir İstanbul. Neresinden baksan güzel şehir. Kalabalığıyla, kaosuyla. Zaten biraz ötede baktığınızda Kız Kulesi'ni görüyorsunuz. İstanbul'un incisi. Şu aralar renovasyon süreci var. Yeniden yapıyorlar. Ama tabii bu şehri korumak da önemli. Yani temizliğini tutmak, korumak, bir şekilde temiz tutmak. Çünkü bakıyorsunuz bak millet çöpünü ne yazık ki denize atıyor. Peki ne oluyor bu çöpler? İlginç bir proje yapmış CİF. Çöp kapar diye bir şey yapmışlar. Diyeceksin ki çöp kapar ne? Bayağı çöp atıyorsun. CİF çöp kapar geliyor kapıya götürüyor. Maharetli yani gayet çalışkanlar. İlginç bir şey söyleyeyim. Bu CİF'in Temizken Güzel projesinde yer alan bu CİF çöp kaparlar neredeyse özel bir düzenekle temizliyor ve hatta bulunduğumuz noktada bu çöp kaparlar her ay Kız Kulesi'nin taban alanı kadar bir çöpü denizlerden temizliyor. Çok çok büyük bir alandan bahsediyorum. O yüzden İstanbul Denizi'nin her ay bu büyüklükte bir çöpten kurtulması bile insanı mutlu ediyor diyebilirim. Sonuçta nasıl evimizi temizlediğimizde mutlu oluyorsak elbette yani bu çöp kaparlara baktığınızda bunlarla da bu temizliği yapmalarıyla da mutlu oluyorsunuz. Bu çöp kaparlardan şu an 25 tane var ve bugüne kadar Boğaz'dan tam 13 tane Kız Kulesi alanı büyüklüğünde çöp toplamışlar. Hatta böyle kafanızda canlanması için bir sayı da vereyim. Bugüne kadar tam 51.564 adet futbol topunun denizlerden çıkarttığını düşün. Düşün 51.564 tane top. O kadar çöp toplamışlar. Evet sistem ilginç bir sistem. Tabii bütün bu çöpler toplanıyor ne oluyor? Geri dönüşüme uğruyor. Şimdi geri dönüşüm de plastik meselesinde ilginç. Bütün bunlardan mesela CIF krem şişeleri yapılıyor. Virgin plastik denilen bir şey var. Yani sıfırdan üretildiğiniz zaman doğaya bir yük oluyor. Ama bu çöp kaparlardan toplanan plastikleri geri dönüşümle tekrar bir malzeme olarak sunduğunuzda doğanın yükü hafifliyor. O anlamda da bayağı bir işlev yükleniyorlar diyebiliriz. Tabii şimdi buna bakıp ben ne yapabilirim diyebilirsin. Siz de bir şey yapabilirsiniz. Temizkengüzel.com adında bir site var. Siz de bu siteye giriyorsunuz ve bu kampanyayı desteklediğinizi söylüyorsunuz. Sayı 100 bine ulaştığında her 100 bin sayısında bir tane daha çöp kaparı CIF hemen denizlere koyuyor. O yüzden siz de oraya çok basit bir anket dolduruyorsunuz, form dolduruyorsunuz ve bu kampanyaya destek olabiliyorsunuz. Bak geldi adam temizliyor. CIF iyi iş imza atmış. Tabii bir tek denize de kalmamışlar. Alt geçitlere de el atmışlar. Burası günde 185 bin kişinin geçtiği bir alt geçit. Temizlemişler, pırıl pırıl bir ortam yaratmışlar. Hatta bir tane de sergi açmışlar. Yani alt geçit deyip geçmeyin. Burası normal şartlarda günde 185 bin kişinin geçtiği bir alt geçit. Ve düşünsenize ayda 6 milyon kişi geçiyor. Ve de bakın pırıl pırıl yapmışlar. Bir de böyle bir fotoğraf sergisi de açmışlar. Sistemin nasıl çalıştığını da CIF çöp kaparlarla toplanan atıkların ne olduğunu, sistemin nasıl çalıştığını da gayet herkese anlatmışlar. Aferin CIF, bravo. (Gülüyor)
gittik, uz gittik, geldik Galata Port'a. Tophane girişi çok güzel olmuş, çok beğendim. Burada meşhur Saat Kulesi var. Çok medeni bir park yapmışlar. Kim tasarladıysa iyi bir tasarım aynı zamanda. İstanbul Modern'in binası bu. Şimdi buraya da buranın yatırımcılarından biri olan benim de arkadaşım Serdar Bilgili ile buluşacağız ve ona soracağım. Yani ne yaptılar, ne kafalarında ne vardı, ya istediklerini yapabildiler mi diye. Biraz önce Eminönü'ndeydik, Mısır Çarşısı'ndaydık. Bir anda İstanbul'un modern yüzüne geldik, iki durakta. Çok da gayet iyi bir şeyle, tramvayla geldik. Bu İstanbul Modern'in yeni binası. Bir iki ay içinde açılacak sanırım. Hatta Bülent Eczacıbaşı bununla ilgili bir sergi açtı. Fotoğraflarını çekmiş. Dünyanın en ünlü mimarlarından biri yaptı bu binayı. Nitekim New York'taki Whitney Museum'un yeni yeri, Chelsea'deki aynı mimara ait. Aynı zamanda Paris'in en ünlü modern müzesi, Pompidou'nun da mimarı kendisi. Şimdi en çok eleştirilen konulardan bir tanesi bu saat kulesiyle caminin önünün kapanmış olması. Çünkü hani şöyle biraz daha açılsa denizle ilişkisi olacaktı. Denizden görülebilecekti tabii, kruvazör olmadığı zamanlar. Ama böyle bir tarz yapıldı diye mimarlar arasında konuşuluyor. Çok ilginç bir yapı. Bir anda demografi değişti. Sanki İstanbul'da değil de geldik bir anda. Kopenhag'a geldik. Kopenhag'da dolaşıyoruz meydanda yani. Modern binalar, Nordik yapılar. Çok böyle Türkiye'ye kazandırılmış önemli bir eser mesela bu bina. Çok değerli bina ve de tam karşımızda da bir kruvazör gemisi yanaşmış ve de duvarlar kalkmış. Normal şartlarda bu gemiler gelmediği zaman burası de bir derya, önünüz açık. İstanbul'un en güzel manzarası ama gemiler gelince ortam kapanıyor. Bu da ayrı bir manzara ama. Bilmem hiç böyle bir gemiyle seyahat ettiniz mi? Ben bir ettim. Karayiplere gittik. Barbados'tan bindik, Karayip adalarını dolaştık bunlarla. Yaş ortalaması 80. Ben böyle çoluk çocuk gibi kaldım. Bundan 4-5 yıl önce gittiğimizde. Eğer yaşınızı başınıza aldıysanız, belli bir yaşın üstündeyseniz ve de maddi imkanınız da yerindeyse tavsiye ederim. Yani neden olmasın, gayet havalı bir şekilde geziyorsunuz. En azından bir yerde yatıyorsun, kalkıyorsun, başka bir yerde uyanıyorsun. Şimdi bu yıl 270 tane böyle gemi gelmesi bekleniyor buraya. Ama tabii gençseniz biraz bayabiliyor yani. Hani nereye gittiğinize bağlı, ne yaptığınıza bağlı. O Karayipler gezisi de unutulmaz yani. Hani ailece gittik ve de gezi sırasında Mavi daha küçük, anneannesi de yanında bizimle. İlk günü anneannesi ayağını incitti. Hayda, Karayipler'de ara, doktor arıyoruz. Bütün programlar iptal. Çok ilginç bir mimar. Burası da bakın, sol tarafta da kafeler var. 3 yol var burada, 3 ayrı şeyde. Oturma birimleri var, kafeler var. Diyorum ya size, ya yalan söylemiyorum, bana inanmıyor musunuz? Kopenhag'a geldik şu anda. Kopenhag'da dolanıyoruz yani, öyle düşünün. Ya da Nordik bir şehirdeyiz yani hani. Tabii bu proje özellikle Tophane, Cihangir, oraları da dönüştürecek bir proje. Çünkü oraların böyle bir alışveriş merkezi mi diyeyim ya da böylesine çok kafenin olduğu bir ortam yok. Ama Tuğrular Yılmaz'a sorsan gelmez buraları, beğenmez. Sosyete gidiyor der. O da ayrı bir konu tabii. Sinan Çetin diyeceğim ama değil gibi. Değil misiniz ya? Vallahi Sinan Çetin'e benziyorsunuz ya. Aynı Cihangirliyiz ama. Öyle mi? Siz nasılsınız? Acayip Sinan Çetin gibi ya. Değiliz değil. Ama iyi benzerlik. Siz de sinemacı mısınız? Ben daha yakışıklıyım ama, değil mi? Siz ne iş yapıyorsunuz? Mimarım. Mimarsınız. Adınız neydi? Akademisyen. İsmail Özer. İsmail Bey. Vallahi aynı Sinan Çetin diyeceğim ya. Kusura bakmayın. Eyvallah. İyi günler diliyorum hocam. Sağ olun. Eyvallah. Yani gidip Sinancığım ne haber diyecektim. Bir anda anladık ki abi Sinan Çetin'in her insanın bir kopyası var derler. İşte size bahsettiğim o binada bu bina. Çok güzel bina. Merhaba. İçine girince daha da böyle farkını görüyorsunuz. Diyorum ya abi, Stockholm'e geldik. Welcome to Stockholm. Havası, ruhu. Gerçekten güzel. Merhaba. Tek eksiği insan. Turist yok. O da olur. Nazar etme ne olur. Beğendin mi? Ben çok beğendim abi, baksana. İstanbul'un en güzel karakolunu göstereyim. Allah düşürmesin ama Karaköy Polis Merkezi. Binanın güzelliğine bakar mısınız ya? Şahane. Fransız Geçidi İş Merkezi. Şimdi Karaköy zaten dönüşmeye başlamıştı. Hatta burada Lal'in dükkanı vardı. Neydi adı? Unuttuk bak yani. Karaköy Beliş meşhursun.
Beş evet. Burası da böyle yavaş yavaş bir ilk lal ferah geldi. Ardından burası yavaş yavaş dönüşmeye başladı ve de artık restoranlar, kafeler. Gerçi bir ara bir tökezledi ayağı özellikle pandemide ama şu anda eski havasını bulmuş durumda bence. Eski havasını yakalamış durumda gayet. Gezilip gezilesi bir yer. Zaten şimdi çıkacağımız sokağı da trafiğe kapatmışlar. Onu da çok sevindim. Çünkü yani böyle bir yeri koruman lazım, kollaman lazım biraz şeyde. Desteklemen lazım. Destek nasıl olur? Böyle olur işte. Şurayı trafiğe açmak yerine trafiği kapattığından bir anda dönüşüm başlıyor. Tabii hala tam dönüşüm de başlamış değil. Çünkü bir yerde oturuyorsun, çok havalı bir kafe var. Hemen karşısında bir tane işte pompacı var mesela. Yani buranın da öyle bir değişim tam tamamlanmış değil. Şimdi normal şartlarda eskiden dükkanlar böyleydi işte. Pompacı vardı, ne bileyim dalgıç kıyafetleri vardı, bilmem ne vardı. Şimdi bir bakıyorsun bir tarafta şahane bir otel var, kafe var, humusçu var. Bak ne kadar güzel Lübnan mutfağı açmışlar. Tahin diye. Baksana abi ne kadar güzel bir şey yaratmışlar ya. Bravo yani. Yeni mekanlar. Burası da yine evet. Bu da gayet böyle havalı bir otel. İstanbul'un yani yaklaşık 2 kilometre karelik bir alanından bahsediyoruz. Her çeşit insan, her çeşit bütçeye yönelik yemek de yiyebilirsin. Çok lüks alışveriş de yapabilirsin. Oyuncak da alabilirsin. Çakma çanta da alabilirsin. Orijinalini de alabilirsin. Ve her şey neredeyse 1,5-2 kilometre karelik bir alanda oluyor. Güzel olan da bu zaten bence. Ama motorcu geçiyor işte yani. Bak mesela outletçi açmış. Burada bak bu otel yoktu. Havalı böyle bir bistro var açmış falan. Buralar, ben burada şeyde oturdum, Tophane'de. 2012 yılında. Buralara biz akşamları gelemezdik. Karanlık, kapkaranlık, korkardık yani. Burada böyle after partiler falan olurdu böyle şeylerde, depolarda. E şimdi hale bak. Kenan, zamanında şurada bir dükkan almadık ki. Şu anda böyle gazetecilik yapmaya çalışıyoruz hala. Alsak, açmıştık dükkanı. Pizzacıyı açmıştık şurada. Şehirde dolaşıyorsunuz. Ve bir anda karşınıza sevgili Mücella Yapıcı'nın bu afişi çıkıyor. Mimarlar Odası sanırım burası. Karanlık gider, gezi kalır. Hukuksuz tutuklamalara karşı adalet nöbetindeyiz. Gezi davasında verilen hukuksuz kararı, tutuklamaları kabul etmiyoruz. Afişleri asılmış. Yani memleketin... hani dur ya şöyle gideyim bir. Bir de kornaya basıyor ya. 34, EYB 154. Tekleyin emniyeti. Neyse. Memleketin gerçekleriyle yüzleşiyorsunuz anında. Serdar nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Herhalde İstanbul'un en güzel ofis manzaralarından birisini yarattınız burada. Evet, gerçekten öyle. Ama şu anda kapanmış durumda gördüğün gibi kocaman bir gemiyle. Evet. Bu da güzel ama ya. Böyle geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor hareket getiriyor. Gerçekten hareket getiriyor buraya. Serdar, şimdi sokağın içinde dolaştığımız zaman bu Galata Port'un büyüklüğünü, ihtişamını ya da projenin ne kadar büyük olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. Ama böyle büyük bir maket yaptırmışsınız. Siz iki ortak mısınız? Kim yaptı? Evet, kaç yılında yaptınız? Nasıl doğdu hikaye? 2014 yılında devletin çıkardığı ihaleyle burayı özelleştirmeden 30 yıllığına kiraladık, devraldık. Büyük ortak Doğuş, biz küçük ortağız. Yaklaşık 7 yıldır birlikte çok büyük mücadele vererek, hukuki savaş da vererek yani buranın inşaatının ve imar planlarının engellenmesi, Mimarlar Odası'nın açtığı davalar vesaire onları da atlatarak 7 yıl sonunda yaklaşık 1,5 milyar euroluk bir yatırımla 420 bin metrekare bir kapalı alanı, 120 bin metrekare arazi, 1,2 kilometre boyunda bir sahil halka açılarak ve yerin altında Kurvaziye Limanı yaparak yani gerçekten çok önemli bir proje kazandırdık evet. İstanbul'a. Kaç geminin gelmesi bekleniyor önümüzdeki yıl mesela? Bu sene yaklaşık 250 civarında gemi gelecek. Başladı zaten dışarıda gördüğünüz evet. gibi şu anda her gün geliyor. Her gün gelen gemiler var.
Ama gemiler kadar önemli olan da projenin işte bir Peninsula Oteli ki dünyadaki en güzel. Biraz bir buradan başlayalım mesela. Burası tam artık şey. Karaköy orası. Orası Karaköy iskelesi. Evet. Burası işte eski tarihi 3 tane bina. Evet. Ve ondan sonra bu yeni yaptığımız 4. bina bu İstanbul'un en önemli balas olanlarından bir tanesi olacak. Denize açılacak. Ön tarafı 5 saniyede bütün camlar kalkıyor ve denize içerisi birleşiyor. Evet. Yaklaşık 55 bin metrekarelik müthiş bir otel oluyor. Herhalde İstanbul'un en lüks oteli olacak. Orayı da Peninsula mı işletiyor? Evet, Peninsula ile işletmeden öte Ortağız. Peninsula ilk defa esasında Türkiye'de işletmeci firma yatırımcı ortak olarak girdi ve 150 milyon euro burada yatırım yaptılar. Evet. Önemli bir şeydir o. Hemen bunun yanında eski postane var, değil mi? Evet, çok güzel olmuş bu da, böyle bir bayağı bir şey, Stockholm'de bir AVM gezer gibi hissettim ben girdiğimde. Çok özel bir bina bu. Biz bu binanın dış cephelerini tuttuk, içini komple yeniden yaptık. Ve bence çok iyi bir restorasyon oldu. Bütün o üstte gördüğünüz demir çatılar falan hepsi orijinali şekliyle saklandı. Burayı biz kapalı çarşının böyle daha rafine ve kapalı çarşının en iyi markalarını toplayarak böyle hani bir Türk markalarından hem tasarımcılar hem kuyumcular, yiyecek içecek de dahil öyle bir yer haline getirdik. Evet. Sanırım İstanbul Modern şehre de bir hediye gibi bir bina bence. Çünkü yani Paris'teki hani Pompidou'yu biliyoruz, The Whitney Museum biliyoruz, Fransız bir mimar. Nasıl anlaştınız, nasıl kabul etti? Siz mi buldunuz Bülent Eczacıbaşı'nın? Bülent Beyler buldular. Renzo Piano gerçekten dünyadaki en önemli müze mimarlarından bir tanesi. Oldukça yaşlandı. Bu da herhalde işte artık son projelerinden bir tanesi olur diye tahmin ediyorum. Müthiş bir bina çıkardı. Eczacıbaşı grubu gerçekten çok iyi bir iş yaptı. Biz ana sponsoruyuz burada Doğuş ve Bilgili olarak. Bu da bir ay içinde açılacak ama gerçekten Türk çağdaş sanatına çok önemli bir katkısı olacak bu binanın. Piyano sık sık gelip gitmiş, inşaatla ilgilenmiş diye duydum. Tek tük geldi. Çok yaşlandı evet. Artık. Yani 89-90 yaşına doğru geldi. Evet. Biliyorsunuz bir de ikinci müze var. Evet. O da Mimar Sinan Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim heykel müzesi. O da çok önemli bir koleksiyona sahip. Yaklaşık 15-20 bin parçalık. Çok önemli Türk çağdaş sanatçılarının koleksiyonu. O yüzden yani iki müzeyle burası İstanbul'un en önemli sanat merkezlerinden biri olacak. Ve bütün markalar burada gördüğüm kadarıyla. Hem yeme içme, gastronomi anlamında hem de alışveriş anlamında da büyük mağazalar, büyük markalar geldi anladığım kadarıyla. Şimdi biz buraya esasında tam pandeminin ortasında ve dünyanın en zor döneminde kiralamaya başladık. O yüzden yabancı böyle Louis Vuitton'lar, Chanel'ler, bu üst markalar gelmedi. Fakat Vakko, Beymen, Gizya gibi çok önemli markalar geldiler. Şimdi o büyük markalardan talepler başladı. Çünkü onlar o dönemde pandemi döneminde evet. Tabii bütün kiralamaları durdurmuşlardı. Ama %90'ın üstünde doluluk yakalandı tüm projede ve yiyecek içecekte de gastronomide de herhalde İstanbul'un bir numaralı lokasyonu evet. Oldu bütün burası. Bütün büyük markalar geldi gibi gözüküyor. Bir eleştiri var. Ya acaba biraz fazla mı yoğun oldu? Şu caminin önü açık kalsa, saat küresi açık kalsa daha iyi olmaz mıydı diye. Şimdi zaten orada bir yanlış bir şey var. Bu zaten kapalıydı saat kulesinin ve şeyin önü. Burada depolar vardı. Yani biz kapatmadık. Yani biz burada yoğunluğumuz geçmişe yönelik çok fazla değil. Burası ilk ihale edildiğinde bunun 2,5 misli yoğunluk vardı. Evet. Ofer'in aldığı zamanda. Sonra devlet ihaleyi çıkarttığı zaman daha azalttı. Ama şunu söyleyeyim. Biz buraya 703 milyon dolar ödedik. Yaklaşık toplam yatırımımız 1,5 milyar euro. O yüzden maksimize etmeye çalıştık ama bence çok iyi bir şekilde yapıldı. Çünkü binalar çevrenin dokusuna çok uygun, bağırıp çağırmayan, yani bir kendini ispat etmeye çalışmayan aynalı, cafcaflı binalar değil. Dokularına bakarsanız işte taş, doğal dokulu binalar. Bir de işte şu anda görüyorsunuz gemilerin yüksekliğine bak. Yaklaşık 15 kat gemi geliyor. Bizim en yüksek katımız 3-4 kat burada. O yüzden yoğunluk konusunda eleştirilere biraz katılıyorum ama başka çaremiz yoktu. Yani bu rakamı başka türlü özelleştirmeye ödemek mümkün değildi. Ne kadar metrekarelik bir ofis alanı var? Ya şey yok sanırım değil mi? Konut yok burada. Konut yok. Şöyle söyleyeyim. 55 metrekare otel. Yaklaşık 60 bin metrekare civarında perakende, bunun içinde yiyecek içecek ve şeyler, diğer mağazalar var. 50 bin metrekare civarında ofis var. Yerin altında da 35 bin metrekarelik müthiş bir yeraltı kurvaziye limanı, yani bir terminal binası var, havalanı. Şimdi bu bakıyorum, ben denizden görüyorum, şahane binalar var ama arada bir bakıyorum Karaköy'de
arka tarafta hala böyle bir 80 model binalar duruyor. Dönüşecek mi sence orası? Mecbur dönüşecek çünkü değer çok arttı burada. Yani buradaki metrekare değerleri herhalde 3-4 misline falan çıktı. Zaten hepsinde yavaş yavaş dönüşüm başladı. Hepsi bizi bekliyordu. Yani bu proje nasıl olacak, dolacak mı, dolmayacak mı? Şimdi herkes buranın çok başarılı olduğunu görünce bak hepsi başladı resmen. Bence Cihangir, işte Tophane oraları da dönüştürecek bence bu proje. Yavaş yavaş oraya doğru gidecek. Yani buradan Beyoğlu, Taksim'e doğru bütün bölgeye bence. Yani burası artık İstanbul'un hatta Türkiye'nin yiyecek, içecek ve gastronomi merkezi olacak. Çok teşekkür ederim. Teşekkür müthiş ederim. Bir iş yapmışsınız. Şerif tebrik ederim aynı zamanda Serdar. Teşekkür çok teşekkürler. Sen beğendin mi Kenan burayı? Ben beğendim. Bir de normalde gemiler olmadığında İstanbul'da böyle bir alan olduğunu görmek insanın biraz ruhunu açıyor. Ben gemiler varken de seviyorum ya. Çok estetik geliyor bu gemiler bana. Ya içindeyken çok sıkıcı da dışındayken estetik. En azından belli bir yaşa kadar. Mesela bu gemilerde biz Karayipler'e gittiğimizde singles night yapıyorlar. Tekler gecesi. Ya bir uğrayalım dedim. Nasılmış bakalım? Bekarlar ne yapıyor? Yaş ortalaması 80. Herkes single. Mecburiyetten single tabii yani. Sen Allah bilir bu popüliste falan geliyorsundur. Ha? Hangisi favori şey mekanı? Popülisti biliyorsunuz Bomonti'de da gidiyoruz yani. Bomonti'de da sevdiğimiz bir mekan yani. Bu Vandal'dan aslında New York'ta New Museum'un yanında var. Burası o mu? Gittim mi? O mu peki? O diye biliyorum evet. New York'taki kapandı diye biliyorum. Yok ya açıktı. Hala ben gittiğimde vardı yani. Yemekleri çok güzeldi. Street food yapardı yani. Sokak yemekleri yapardı. Yemekleri güzel. Bak böyle bir sanat da koymuşlar böyle bir. Bu Salt Bay'da sanırım şeyin Nusret'in alt markası. Evet. Yani yeni bir marka yarattılar. Bu ikon şeyci miydi, neciydi bu? Sushici. Diyorum ya abi orada gidiyorsun balık ekmek yiyorsun. Burada geliyorsun sushi yiyorsun işte. Evet. Aradaki mesafe 500 metre. Medeniyetler buluşması. Medeniyetler buluşması. Kamu spotunu gir araya. Ebu Bekir Bey'den selamı var. Ben o kadar etrafta hani şey millet çok abartıyor. Çok fazla Suriyeli var. Öyle bir şey görmedim. Ben dedim o bayrama özgü bir şeydi. Çünkü ulaşım bedavaydı. Daha görünür oldular. Hem Eminönü'ne baktık. Evet. Normal yani. Hatta yabancı turist sayısı neredeyse eşit gibi. O kadar çok fazla bir Arap şey istilası yok gibi yani. Yani dediğiniz gibi o özellikle her bayramda oluyordu. İlk kez olan bir şey bence değil. Yani geçen bayramda olan şey ilk kez değil. Yani öncelikle onu bir şey yapmak gerekiyor. Bilmek gerekiyor. Bir de bu insanlar şu an çalışıyorlar yani. Bir yerlerde, inşaatlarda, tekstil atölyelerinde çalışıyorlar. Sinan Çetin geçti önümüzden. Abi Sinan Çetin görse çağırıp şey yapar ya bir ikizler filmi çekelim der ya. Tabii şimdi Piana Renzo gibi bir mimarın şöyle de mimaride şöyle bir şey de var. Ya acaba daha iyi bir şey olabilir miydi diye beklenti var. Biraz Whitney Museum'u andırıyor gerçekten New York'ta. Sen bilirsin Kenan gitmediğin yer değil. Şimdi biraz önce Serdar Bilgi'de şu binaları söyledim. Yani şimdi burada baksana böylesine şahane bir bina var. Oraya geçiyorsun. Bir tane 80 model, 90 model, bir tane müteahhitin yapıp bıraktığı bir tane bina duruyor. Şimdi bunu da biraz bak yanındaki bina ne kadar güzel değil mi? Bunun da bir şekilde bir düzelmesi lazım. Renove edilmesi lazım. Değişim şart. Yakında. Şimdi bir o binalara bak bir de buraya bak abi yani burayı biraz kaplama ama yani gönüllü değil burayı biraz da dayatman lazım yani belediye olarak. Sen kardeşim burayı da renove edeceksin deme bir plan çıkartman gerekiyor bence. Şurada şimdi uğrayamıyoruz ama Karaköy Lokantası var. İstanbul'un en güzel Nevişanslı'na münhasır lokantası. Hatta 3 yıl gitmedim. İçtiğim ayranın şişesi duruyordu. Getirdiler üzerine Cüneyt Özdemir yazmışlar. Bak işte burası normalde böyle bir manzara var. Baksana. Dön Fatih göster şöyle ya işte güzel manzara bu yani. Vakko pastaneyi patlatmış yine en kritik yerde. Vakko'nun pastanesi var. Bu şeyler kalkmadığı zaman da İstanbul'un en güzel manzarasına bakıyorsun. Burada da benim yine sevdiğim markalardan Elif Mısırlı'nın çok güzel bir markası var burada. Tavsiye ederim yani. Bak tam burada. Göster bakalım şurayı. Şurası. Elif burada mı? Selam söyleyin. Fatih Portakal. Kim diyeyim haklı. Tamam buradan çıkış var mı? Şuradan çıkış var. Tamam biz buradan çıkalım hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Aragüler Müzesi var. Hemen geçiyorsunuz. Güzel kafeler var.
Tabii ki Saat Bay var burada. Nusret kardeşimiz burayı da boş bırakmamış. Hemen yanında da rakibi Günaydın. Yan yana açmışlar. Burası meydanı aslında. Normal şartlarda burada bakıyorsunuz Lebi Derya bir deniz var. Ama şu anda belki de en büyük gemilerden bir tanesini görüyorsunuz. Yani normal şartlarda herhangi bir yerde göremeyeceğiniz bir büyüklükte bir gemi. Evet, Cüneyt Şehir'de bölümümüzün bugünlük sonuna geldik. Biraz sizi Eminönü'nde ve bu Galata Port'ta göstereyim istedim. Yani nasıl bir alan, nasıl bir yer diye. Artık Cüneyt Şehir'de programımıza devam edeceğiz. Farklı yerlere gideceğiz, farklı yerleri göstereceğiz. Siz de eğer bu programın bir parçası olmak istiyorsanız kenan@dipnot.tv'ye Kenan'a bir tane e-mail atabilirsiniz. Sizin de şehrinize gelelim, gezelim, gösterelim. Ve de Kenan taş taş yemesin tabii ki. Yeni bir programda buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla.